Efendim sıcak gündem tabii bu atmosferde bir de e, seçim kanunu. Bir değişiklik yapılmak isteniyor. Yapılmak istenen değişiklik iktidar açısından elbette. Efendim bizde e, siz sizde yiyip içelim, biz de gülüp geçelim. Yani küçük partiler bizden başka kimse oy almasın düzenlemeye çalıştıkları şey bu. Dolayısıyla bakalım şimdi sıcak gündem seçim kanunu içinde ne var? Varsın onlar siyasi güçlerini muhafaza etmek için her türlü dümeni çevirsinler. O sandık gelecek ve Bay Kriz oturduğu o bol varaklı koltuktan inecek. Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'ye de buradan sesleniyorum. Masa başında üretilen formüllerle, entrikalarla seçim kazanılmaz. Seçim meydanda kazanır meydanda. Hadi hodri meydan diyorum. Hodri meydan. AK Parti ve MHP'nin seçim kanununda değişiklik teklifine muhalefetten yeni günde seçim resti yükseldi verdikleri kanun teklifiyle kendileri kaybedecek sesi de iktidar kanun teklifinde her parti kendi aldığı oy kadar milletvekili çıkarsın. 2018 seçimlerindeki gibi ittifak oyları bir araya toplanmasın diyor. 3 5 tane fazla milletvekili çıkarabilmeyi marifet zannediyorlar. Kendi hazırladıkları tuzağa kendileri düşecekler. Her parti ittifakın içerisinde olmak şartıyla kendi kimliğiyle, kendi amblemiyle seçime girer ve ne kadar oy aldığını, diğer partilerin içerisinde erimeden ne kadar ayakta durabileceğini de bu şekilde e, test etmiş olur. Seçimi matematik formülleriyle kazanacaklarını zannediyorlar. Vay yavrum vay. Ya bunlar 2018'in rakamlarına göre formül yapmışlar, çarpmışlar, bölmüşler. Hesaba bak. Seçim günü geldiğinde bu hesapların hepsi değişecek ya. Partilerin ittifak içinde girdiği seçimde milletvekili dağılımının her partinin oyuna göre belirlenecek olmasını MHP, küçük partiler büyük partilerin listesinden aday olsunlar diye açıklamıştı. Muhalefete göre burada ince hesap var. Erdoğan diyor ki eğer bu Saadet Partisi'nin, Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin adayları CHP listesinden aday gösterilirse ben bu seçmen tabanı diyor son kertede CHP'ye oy vermek yerine bana oy verirler diyor. Ya Allah'tan korkun. Nasıl olur da Cumhurbaşkanı kendi devletin bütün imkanlarını sonuna kadar kullanır? Böyle bir mantık kabul edilebilir mi ya? Normal şartlarda Anayasa Mahkemesi'ne gittiği zaman bu madde iptal edilir. Gittiğini gören iktidarların ilk işi yasalarla değiştirmektir. Ey Tayyip Erdoğan, ey Devlet Bahçeli, yasayı da değiştirsen, kasayı da değiştirsen, Masayı da değiştirsen gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Muhalefet seçim kanunu tasarısı iktidarın tuzağı derken Erdoğan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili dikkat çekici bir cümle kurdu. 2023 seçimi sonrası muhasebe yapacağız dedi. Yönetim sistemleri de durağan değildir. 2023 seçimleri sonrası milletimizle birlikte bu muhasebeyi yapacak daha mükemmele yol yürümeyi sürdüreceğiz. Aman Erdoğan sen 2023 sonrasına karışma. Bu söylediği bile bu ucube sistemin çöktüğünün açık bir itirafıdır. Baraj açsan da vekil yok. Böyle görünüyor yani. Öyle öyle acayip durumlar da oluşabilir. Neyse. Şimdi 16. yüzyılda yaşamış bir Fransız siyaset bilimci var. Felsefeci Jean Bodin. O diyor ki yani o tarafta diyor Osmanlı ile ilgili o gün için bir yorum yapıyor ama överek de yapıyor bir yandan. E, monarşinin bir biçimi olarak söylüyor ama bayağı derli toplu bu işi yapıyorlar filan diye söylüyor. Yani yerdiği filan yok bir tespitte bulunuyor. Tabii o gün için onun objektif baktığı şey bugün için bizim açımızdan ve performansına bakıldığında cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sonuçlarına bakıldığında şu halize bir bakın raflara gidin bakın yaşam standartınıza bakın. Ben söylemeyeyim siz kendiniz karar verin. O zaman için söylediği şey bugün için uyguladığımızda düşündüğümüzde enteresan. O zaman için diyor ki patrimonyalizmin en ilginç bir türü sultanizm diyor. Jamboden. Fransız. Buradan yola çıkarak Fransa'ya gidelim.